Evet, yedinci soruyu okuyabilir miyiz Eylül? Hocam okuyorum. F reel sayı eksi A'dan reel sayı eksi B Fx eşittir 3 eksi x bölü x artı 4 birebir ve örten fonksiyon olduğuna göre A artı B kaçtır? Evet, bunu iki yolla çözmüştük diye hatırlıyorum ama bir daha çözelim. Şimdi Hocam bu arada iki kişi daha geldi. evet, kimler? Bakalım. Ayça, Umutcan, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hocam. Evet, 7 numaralı sorumuz arkadaşlar. İki yolu çözelim. Birinci yol, yani şöyle ki R eksi A diyor ya arkadaşlar. R eksi A diyor bize. Bu ne demek? Normal fonksiyonu paydasını sıfır yapan A değeri, normal fonksiyonun paydasını sıfır yapan A değerinin ne olduğunu, yani x artı 4'ü ben sıfıra eşitliyorum arkadaşlar. Eksi 4 çıkar. Yani işte bu A değeridir. Neden? Çünkü fonksiyon eksi 4'te tanımsızdır ya, o yüzden. A değerini bu şekilde bulmuş olduk. Peki diğer B ifadesi ise arkadaşlar ters fonksiyonu. Ters fonksiyonu, o da nedir? R'den B'yi çıkarıyoruz. Buradan nereye gidiyor? R'den A'yı çıkarıyoruz. Bu ise arkadaşlar ters fonksiyonun paydasını tanımsız yapan B değerini biz bulmaya çalışacağız. Bunu şöyle yazalım. X artı 3 bölü X artı 4. Pratik yol vermiştik dün. Tersini bulmak için. F'in tersi eşittir. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki katsayıları hem yer değiştirme hem de işaret değiştirme. Artı 4 ise o tarafa X'in yanına, yani yukarı götürdüğümüzde şu 4'ü eksi alıyoruz. Eksi 4 x artı 3 hem yer hem işaret. Aşağısı x. Şuradaki eksi 1'i aşağı alacağım ama artı 1 olarak yazacağım. X artı 1. Ters olan fonksiyon budur. Şimdi ters olan fonksiyon paydasını sıfır yapan değer nedir? X artı 1'i sıfıra eşitliyorum. X eşittir eksi 1'dir. Dolayısıyla bu da B değeridir. Bu da B değeridir. İkisinin toplamını soruyor bize. Eksi 1 ile eksi 4'ü toplarsak eksi 5 olur. Evet, bu soru bu şekilde. Bunu şimdi ikinci yolla şöyle çözebiliriz arkadaşlar. Biraz benziyor ama yani birincisi ikinci yol diyelim. Biraz önce A aynı mantık arkadaşlar. A eşittir paydanın tanımsız hali, yani eksi 4. Peki ben diğerini nasıl bulurum? X'lerin katsayılarını X'lerin katsayılarını oranlayarak. Yani B değerini ben nasıl bulacağım? Şuradaki X'lerin katsayıları nelerdir? Eksi 1'in 1'e bölümü. Bu da eksi 1'dir. Direkt böyle bulabilirsiniz. İkisinin toplamı eksi 5'tir. Yani ters fonksiyonu bulmadan x'lerin katsayıdan oranladığımızda arkadaşlar B değerini buluruz. Gelelim bir diğer örneğimize. Evet, bu soruyu kim okusun, sırayla okuyacağız. Eylül, Ayça, Umutcan. Evet, Ayça okuyabilir miyiz? F gerçek sayıdan gerçek sayıya f3x artı 2 eşittir 2x eksi 9 olmak üzere f'in tersi 3 kaçtı? F'in tersi 3 kaçtır?
Evet, nasıl yapabiliriz? Şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Şu yapıyı iyi bilmek lazım. Bayağı işimiz kolaylaştırıyor. F'in içerisinde x eşittir y ise eğer ben şununla şunun yerini değiştireceksem o zaman ters fonksiyon devreye giriyor. F'in tersi içerisinde y diyorum eşittir x. Bu yapıyı hiç unutmayın arkadaşlar. Bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi ne yapacağım? Şununla şunun yerini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. F'in tersi fonksiyon ortaya çıkacak. 2x eksi 9 o da eşittir 3x artı 2. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Oradaki değerleri yer değiştirdiğiniz vakit ters fonksiyon devreye giriyor. Ya da diyelim ki burası ters olmuş olsa siz bu işlemi yaptığınızda f devreye girecek. Anlaşıldı mı? Alo. Ses 1-2. Anlaşıldı hocam. Tamam. Şimdi şurayı 3'e eşitliyoruz arkadaşlar. Burayı 3'e eşitliyoruz. 2x eksi 9 eşittir 3. 2x eşittir 12. X buradan 6. İşte bu bulduğum değeri şurada yerine yazacağım. Yazalım. 3 kere 6 18. 2 daha 20. Doğru cevap Edirne olacak. Evet. Devam edelim arkadaşlar. F'in tersi içerisinde 5 kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken iş şu. Diyelim ki nasıl yaparız? Hani aynı mantık. Şunu şunu yer değiştireceksem böyle yapacaksam f'in tersi olan fonksiyon devreye giriyor. 2x eksi 1 bölü 3 eşittir x. Bitti bu kadar. O zaman ne yapıyorum hemen? Şurayı 5'e eşitliyorum. 2x eksi 1 bölü 3 eşittir 5. İçler dışlar 2x eksi 1 eşittir 15. 2x eşittir 16. X eşittir buradan 8 arkadaşlar. Cevabımız da haliyle ne olacak? 8 olacak. Doğru cevap Denizli diyebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Evet, Eylül okuyabilir miyiz? Tabii hocam. F reel sayılardan reel sayılara fx eşittir. X artı 3'ün küpü eksi 4 olmak üzere. F üzeri eksi 1 x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani tersini soruyor bize arkadaşlar. Tersini bulun diyor. Şimdi bunun tersini arkadaşlar bulalım klasik yöntemden. Bunu neye eşitliyorum? Yani bunu eşitliyorum. Y diyorum. Tamam mı? Şimdi x'i yalnız bırakacağım. X artı 3'ün küpü eşittir. Y artı 4. Her tarafın arkadaşlar 1 bölü 3'üncü kuvvetini alıyorum. Ya da küp kökünü alalım şuradan. Alırsam 3'ler gider. X artı 3 eşittir. Küp kök içerisinde y artı 4. Sonra arkadaşlar x'i yalnız bırakıyorum. 3 karşı tarafa atıyorum. Eksi 3 artı küp kök içerisinde y artı 4. Bitti arkadaşlar işim. Ne yapacağım? X gördüğün yere f'in tersi x yazıyorum. Bu eşittir. Eksi 3 artı küp kök içerisinde y gördüğüm yere de x yazıyorum. X artı 4. İşte bu fonksiyonumuz aradığımız ters fonksiyon. Yani doğru cevap Ceyhan olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar?
Alo. Anlaşıldı. Tamamdır. Evet. Esma, Muhammed, Umutcan. Herkese merhabalar. Fatih. Hoş geldiniz. Ses verin. Umutcan, sesim geliyor mu? Umutcan. Emre, ses bir iki deneme. Esma, ses bir iki deneme. Evet, Esma sesim geliyor mu Esma? Esma, duymuyor mu? Evet, bir sonraki soruyu Esma okusun bakalım. Dinliyoruz. Ayça okusun. F sıfırdan sonsuz, eksi sonsuz 10, fx eşittir 10 eksi x'in karesi olmak üzere f 4 artı f'in karesi 6 toplamının değeri kaç? Arkadaşlar herkese söylüyorum ya, yani bunu zor bir şey değil, bilmiyorum da. Ya bir tane kulaklık, cep telefonu kulaklığını alıyorsun. Bilmiyorum ne kadar yani. Onu bilgisayara takıyorsun. Şimdi derste anlamadığımız yeri anında sorabilmek için. Yani bu çok önemli. Şimdi ses bir iki deneme diyor, ses yok. Hani tamam bilmiyorum ama telefonla özellikle, bilgisayar belki biraz zor olur ama telefonda kulaklığı takacaksın. Bitti, bu kadar. Yani önemli arkadaşlar, şimdi anlamadığımız yeri ben şimdi nereden bileyim, adam anladın mı anlamadın mı? Ama ne yapacağız? Anında sorabileceğiz arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi f içerisinde 4. X yerine 4 yazıyorum fonksiyonda. 10 x'i 4'ün karesi. 10 x'i 16. Buradan x'i 6 bulduk. Şimdi ben tersini nasıl, hangi yöntemle, şu yöntemle. Bakın şununla şunu değiştirirsen ters fonksiyon devreye girer. F'in tersi 10 x'i x kare eşittir x olur. Şimdi ben ters fonksiyonunda x gördüğüm yere, yani ne olmasını istiyorum 10 x x karenin, neye eşit olmasını istiyorum? 6 eşit olmasını istiyorum. O zaman eşitleyeceğim. 10 x'i x kare eşittir 6 diyeceğim. Sonra x'i x kare eşittir x'i 4. Demek ki x kare neymiş? 4'müş. X karemiz x ya 2'dir ya da x 2'dir. Karar vereceğiz. Şimdi x hangisi? Şimdi bakıyoruz ki tanım kümesi 0'a sonsuz. 0'a sonsuz. O zaman x artı 2 mi alacağız? X 2 mi alacağız? Ne alacağız? X'i tabii ki artı 2 seçeceğiz. X'i artı 2 seçeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar x artı 2 olduğu için, x artı 2 olduğu için götürüp, yani şu demek ki cevabımız şurası neymiş? 2'ymiş. İkisini toplarsak F4'ü biz kaç bulmuştuk? F4 X6. F'in tersi içerisinde 6 ise o da 2. İkisini toplarsak X4. Doğru cevap Bursa diyebiliriz. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Alo. Ses 1-2 deneme. Anlaşıldı. Tamamdır. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Bunu da kim okusun? Bakayım ben.
Evet. Umutcan okuyabilir misin? Esma? Evet, Eylül okuyabiliriz. F reel sayılardan reel sayılara. F2x artı 1 eşittir 5 eksi x bölü 4 ve F'in tersi m eksi 1 eşittir 3 olduğuna göre m kaçtır? Evet, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şununla şunun yerini bir değiştirelim bakalım. Yerini değiştirirsek ne olur? F'in tersi içerisinde 5 eksi x bölü 4, o da eşittir 2x artı 1. 2x artı 1. Şimdi biz burayı arkadaşlar, şurayı m eksi 1 olmasını istiyoruz. O zaman x yerine ben ne yazacağım? Aslında şöyle mi yapsaydık direkt? Şöyle yapsaydık daha güzel olurdu. Orayı temizleyeyim arkadaşlar. Buradan biz bu işi yapalım. Şunla şunu yerini değiştirelim. O zaman f'in t'si f'e dönecektir. F içerisinde 3 eşittir m eksi 1. Böyle daha güzel. Şimdi arkadaşlar 3'ü ben nasıl bulurum? X yerine 1 yazarak. X yerine 1 yazarak. O zaman x yerine 1 yazıyorum. F3 5 eksi 1 bölü 4 4 bölü 4 1. Demek ki bu ne eşitmiş? M eksi 1'e. Burada M'miz ne olur? 2 çıkar. Zaten M değerini soruyor. Doğru cevap Bursa diyebiliriz. Hocam neden x yerine 1 yazdık? Nasıl? X yerine 1 yazdık ya 2x artı 1. Çünkü 2x artı 1'i 3'e eşitleyeceğim ya. O yüzden. Ayça. 2x Anladım hocam. artı 1. 2x artı 1. 3'e eşitliyorum. O yüzden x yerine 1 yazıyorum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Evet. Birisinin sesini aldım ya. Kim ya? Umutcan mı? Fatih mi? Konuşan. Alo. Kim konuşuyordu biraz önce? Efendim hocam. Ha, isim? Ben değil. Sen kimsin? Umutcan. Umutcan konuşsana ya. Umut hocam. Konuş arkadaş ya. Evet, bu soruyu oku bakayım. Benim sınıflarda gidiyor da. Tamam, oku bakayım. Soru F dinliyorum. fonksiyon doğrusu. F fonksiyon doğrusal olmak üzere. F üzeri 1 eksi 1 2 eşittir 5 ve f üzeri eksi 1 eksi 4 eşittir 1 olduğuna göre f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi doğrusal fonksiyon nasıldı arkadaşlar? Fx eşittir ax artı b. O şekildeydi. Fonksiyon bu. Şimdi bununla bunun yerini değiştiriyorum arkadaşlar. O zaman terse normal fonksiyon devreye girecek. F içerisinde 5 eşittir 2 diyeceğiz. Bununla bunun yerini değiştirirsem f'in içerisinde 1 eksi 4 olacak. Şimdi fonksiyonu da yerine yazıyorum arkadaşlar. Şurada yerine yazıyorum. Kalemin rengini değiştirelim. X yerine 5 yazıyorum. F5 5a artı b ne eşitmiş 2. X yerine 1 yazıyorum. Sonra ne olur? A artı B eşittir. Eksi 4. Bu kadar bitti. Şimdi A'yı B'yi bulmaya çalışacağım. İkinci ifadeyi eksiyle çarpıyorum. Eksiyle.
eksi a eksi b eşittir 4. Sonra birinci ifadeyi de üçüncü ifadeyi topluyorum. Toplarsam şunlar gider böyle. 4a eşittir 6 olur. A eşittir 3 bölü 2. A'mız 3 bölü 2. B'miz ne olur? Arkadaşlar B'yi de şöyle buluruz. B eşittir. Eksi 4 eksi 3 bölü 2. Bu da eksi 8 eksi 11 bölü 2 olur. O zaman bizim fonksiyonumuz neymiş? Bakalım hemen. Payda da bölü 2. Direkt A 3'tü. 3x. B neydi? Eksi 11. Yani 3x eksi 11 bölü 2. Doğru cevap. Ceyhan diyebiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Ses bir denemem. Evet. Devam ediyoruz. 14 nolu soruya. Evet. Ayça okuyabilir miyiz? Evet, dinliyoruz. Ayça yok. Esma okuyabilir miyiz? Eylül okuyalım. R eksi 1'de tanımlanan Fx eşittir 2x artı 1 bölü eksi x eksi 1 fonksiyonu değer kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Değer kümesi ne soruyor bize? Evet. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon değer kümesi nasıl bulunur? Bu fonksiyonun tersinin tanım kümesine eşit diyebiliriz aslında. Neden? R eksi 1'de tanımlanan fx fonksiyonun değer kümesi nedir? Diyor bize. Şimdi biz bunun bir tersini bulalım bakalım. Bunun tersini hızlıca, hızlı bir yöntemle. Nasıl buluyoruz? Şöyle şuradaki kat sayıları hem yer hem işaretleştiriyoruz. Eksi 1 artı 1 oluyor. Artı x artı 1 bölü x eksi 2. İşte arkadaşlar ters fonksiyon bu. Şimdi ben x yerine ne yazarsam yazayım. Benim görüntü kümesi, değer kümesini hızlıca bulabilirim. Sadece 2 hariç. Yani diyeceğim ki R sayıdan 2 çıkarsam benim sonucum bu olur. Yani doğru cevap Ceyhan diyebiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu kadar basitmiş. Yani ters fonksiyonun şöyle düşünelim. F nasıl tanımlanıyormuş? R'den biri çıkararak tanımlanıyor. Nereye? Diyelim ki A'ya gidiyor. Ben A'yı bilmiyorum şu anda. Ama F'in tersi ise A'dan R eksi 1'i çıkarıyorum. Şimdi tersini buldum. Şimdi ters fonksiyon bu ya. Bu fonksiyonun tanım kümesi nedir? X artı 1 bölü x eksi 2. Tanım kümesi sadece 2 hariç her yerde tanımlıdır. Sadece 2 hariç her yerde tanımlıdır. O yüzden A yerine ne yazıyorum? R'den 2'yi çıkararak. İşte bu aslında f fonksiyonun değer kümesi oluyor. Yani ters fonksiyondaki tanım kümesi aslında f fonksiyonun değer kümesi oluyor. Biz de bu şekilde bulmuş olduk. Evet, geldik 15 nolu sorumuza.
Evet, 15 nolu soruyu Umutcan okuyabilir miyiz? Ev tanımlı olduğu aralıkta birebir ve ölçen fonksiyon olmak üzere x eşittir mx artı 7 bölü 3x artı 5 ve f üzeri eksi 1 eşittir fx olduğuna göre f üzeri eksi 1 m kaçtır? Evet, şimdi tersini biz bulacağız arkadaşlar. Tersini bulmak pratik yöntem. Ben hızlıca bakın şöyle yapıyoruz. Hemen tersini buluyorum. Tersini buraya yazacağım. M ile 5'e yer ve işaret. Yer ve işaret. X'i 5x. Arkadaşlar. Sonra artı 7 bölü 3x. M'yi de buraya atınca eksi M olarak atıyorum. Bu fx eşitmiş. Yani mx artı 7 bölü 3x artı 5. Şimdi bu buna eşitse o zaman biz burada direkt M'nin eksi 5 olduğunu anlarız. M neymiş? Eksi 5. M yerine eksi 5 yazarsak sağlar. Dolayısıyla benden şunu istiyormuş. F'in tersi içerisinde 5, eksi 5'i istiyormuş. Eksi 5'i istiyormuş. Bulabiliriz arkadaşlar. Bu zaten neydi? Şurası F'in tersi X'ti. O zaman X yerine ne yazıyorum? Eksi 5 yazıyorum. Yazalım. X yerine eksi 5. M yerine de eksi 5 bulduk ya. M'yi de eksi 5 bulduk. O zaman yazıyorum. Eksi 5 kalemim rengini değiştirdim şöyle. Eksi 5. M'miz eksi 5. X'imiz de eksi 5. Çarpıyorum. Artı 7. Bölün. 3 çarpı eksi 5. Eksi 15. Artı 5. Yukarısı ne olur? 25 7 daha. 32. Aşağısı eksi 10 olur. Sadeleştirelim arkadaşlar. Eksi 16 bölü 5. Nerede var? Ceyhan şıkkında var. Evet. Arkadaşlar var mı sormak istediğiniz? Yok hocam. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Geçiyorum o zaman. Evet, ifadesi veriliyor. Buna göre f'in tersi x aşağıdakilerden hangisi? Aslında hazır verilmiş. Fx nedir arkadaşlar? Y demek. Fx y demek. O zaman yerine yazarsak 5 tane y eksi 7 bölü 9 eksi y. Arkadaşlar x'i y cinsinden hazır olarak vermiş. X gördüğüm yere f'in tersi x yazıyorum. Y gördüğüm yere de x yazacağım. 5 x eksi 7 bölü 9 eksi x. İşte ters fonksiyonumuz. Nerede var arkadaşlar? Hangi şıkta var? Evet. Denizli şıkkında var değil mi? Doğru cevap Denizli olacak. Hazır vermiş aslında. Değil mi arkadaşlar? Sadece orada x yerine tersi f'in tersi x yazmak, y gördüğünüz yerde x yazmak. Evet. Burayı okuyalım. Eylül. Birebir ve örten y eşittir f(x) fonksiyonunun grafiği ile y eşittir f(x)
F'nin tersi x fonksiyonu grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Evet. Yani birebir ve örten olacak fonksiyonumuz. Fonksiyonun grafiği ile y eşittir tersi olan fonksiyon grafiği yx doğrusuna göre neymiş? Simetrikmiş arkadaşlar. Bunu görelim bakalım. Mesela fx eşittir 3x artı 2 fonksiyonu verilmiş olsun. Verilmiş olsun arkadaşlar. A şıkkı ne diyor? Fonksiyonun grafiğini çizimiz. Sonra tersi olan fonksiyonun grafiğini çizimiz. Sonra bakın ki işte bu fx'e tersi olan fonksiyon acaba y eşittir x'e göre simetrik olduğunu görebildiniz mi diye soruyor bize. Arkadaşlar kapatarsak çizebiliriz. Hemen şuraya çizim yapalım. Şuradan kalemizi. Evet. Bu y ekseni olsun. Şurada x ekseni. Şimdi birinci doğrumuz arkadaşlar x'i 0. Y'si 12. Y'si 0. X'i eksi 4. O zaman kaba taşsak çizim yapacağız tabii ki ama tam olmasa da şunu. Bu y eşittir fx fonksiyonun grafiği. Şimdi ters olan fonksiyonu yazalım. F'in tersi x hızlıca x eksi 12 bölü 3 olacak. Arkadaşlar burada x'e 0 verirsem y'si x'i 4. Sonra y'ye 0 verirsem x 12 olur. Şimdi ben önce şunları bir yazayım. Şurası x 4. Şurası 12. Şimdi biz 12'yi işaretleyeceğiz. Bir de x 4. Kapatasak şurasıyla onu şöyle yapalım. Nasıl olacak? Şöyle. Kapatırsak çizim. Evet. Evet. Grafikler kapatırsak çizim bu şekilde olacak arkadaşlar. Şurası eksi 4. Burası artı 12. Y eşittir x doğrusu hangisidir? O da şöyledir. Rengini değiştirelim. Birinci açı ortaya doğrusudur. Bu da y eşittir x doğrusudur. Yani şurası açı ortaya. Şimdi dikkatli bakarsanız arkadaşlar gerçekten de şu mesafeyle şurası eşit. Şurayla şurası eşit. Yani y eşittir fx fonksiyonu ile y eşittir arkadaşlar tersi fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre simetriktir arkadaşlar. Birinin simetriğidir. Çizimde var mı sormak istediğimiz arkadaşlar anlamadığımız yer. Alo. Ses 1-2 deneme. Evet. Var mı sormak istediğiniz?
Arkadaşlar son dakika içerisindeyiz. Burada biz dersimizi nokta alalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Bunun kaybını oluşturdum arkadaşlar. Bunu biraz sonra yüklemesini yaparız.